Herkese hayırlı işler, kolay gelsin ustalarım. Magic Pen'in kullanım talimatı hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu solüsyonumuzu kullanırken yapmamız gereken 3 hareketimiz var. Bu JBC uçlarımız olsun, standart uçlarımız olsun, hepsi için geçerlidir. Bunu muhakkak yapmamız gerekiyor. Bir, temizlik. İki, uç kısmına değme yedirmek. Üç, lehimli bir şekilde solüsyona değdirmekti. Bazı arkadaşlarım takılabiliyor, temizliği yapmadan solüsyona değdirip ucun karardığını söylüyorlar. Şimdi ilk önce ucumuzun ilk hareketi, dediğim gibi temizlik. Şöyle haznesinde aşağı yukarı 10 kere, 20 kere fazla deforme etmeden uçlarımızı, ilk hareketimizi yapmamız gerekiyor. Bu birinci hareketimiz. Temizlendiğinden emin olduktan sonra arkadaşlar, dükkanımızda kalay oranı ve reçine olayı fazla olan kalın lehim teline şöyle ucumuzu bir kere değdirip solüsyonun sadece çalışan kısmı, 1-2, her yerini bandırmaya gerek yok beyler, sadece uç kısmı, çünkü arka tarafı rezistans, değdirdiğiniz için sıcak soğuk kavramından kararacaktır. Bu hareketi de yaptıktan sonra peçete yardımıyla şöyle 1-2 yapıyoruz. Bu hareketi ikinciye tekrarlıyoruz. Ucumuza tekrar şu hareketi yaptıktan sonra tekrar solüsyonumuza 1-2 arkadaşlar, tekrar peçete yardımı. Şimdi evet, solüsyonumuza bu işlemi yaptık. Lehim telini solüsyona tanıttırdık. Bu sadece bir temizleyici değildir arkadaşlar. Sadece lehime endeksli bir olaydır. Derdimiz zaten uçlarımızın lehim tutmamasıydı. Ben bunu bu şekilde yaptım. Yani temizleyici olarak değil. Şu şekilde ben size hemen tarif edeyim. Şu an yerde duran lehimi şu şekilde uca hemen tutturabiliyorum. Görüyorsunuz. Temizlikte şöyle hemen tekrar bir ikinci hareket. Hemen mesela yerdeki lehimi alayım. Hemen ucunda toplayabilirim. Hemen gördüğünüz gibi. Eski uçlarınızda aynı bu şekilde bu performanslı hale gelecektir. Bilginiz olsun. Tekrar ucumuzu ben hemen tekrar makinede size göstermek istiyorum. Buyurun. Yine ucumuz pırıl pırıl. Şimdi bu solüsyonun bir özelliği, her ucumuzu daldırıp çıkarttığımızda ucun korozyona uğrayan kısımlarını kaplama özelliği var. O yüzden dolayı da bir ucu yıllarca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arada bir de lehimi ucu şöyle şu şekilde kalay yapabilirsiniz. Ucunda barınsın diye, ucu kaplama özelliği yapsın diye. Solüsyona da bu şekilde değdirdikten sonra ucunuz hiçbir zaman performansını kaybetmeyecektir. Yıllarca anca ucunuzun kırılması gerekiyor. Ürünümüzü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir asidik, zararlı bir madde, etken yok soluyacağınız. Diğer ürünlerle karıştırmayın. Bu bir temizleyici değil. Uçlarımızın lehimle olan organizasyonunu en iyi şekilde sağlayacak bir formalize vardır. Solüsyonumuzun uçma özelliği yoktur. İş yerimizi kapattıktan sonra ağzını şu şekilde kapatıp tekrar açabilirsiniz.